Süt sağmaktan Ekvador tarihinin en golcü oyuncusu olmaya, ambulansla polisten kaçmaktan Fenerbahçe'yi uçurmaya, Sarı Kanarya'nın rekortmen golcüsü Ener Valencia'yı daha yakından tanıma zamanı. Bu sezon yaptıklarıyla hakikaten Süpermen oldu Ener Valencia. Fenerbahçe 12 yıl sonra gol kralı çıkarırken o da kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu oldu. Aykut Kocaman'ın lig rekoruna ortak oldu. Fenerbahçe tarihinin ligde bir sezonda en çok gol atan yabancısı, derbiyi saymazsanız penaltı noktasının ustası. İkinci baharını yaşayan Ekvadorlu forvet hayatının sezonunu geçiriyor. Kimileri ona Fener Valencia diye dursun, taraftar 33 yaşındaki Azim abidesiyle sözleşme yenilenip yenilenmeyeceğini soruyor. Bakmayın Süpermen lakabına bu sezonu düşününce öncesi Clark Kent'miş. Fenerbahçe tarihinde bir sezonda tüm kulvarlarda en çok gol atan oyuncu unvanını ele geçiren Yıldız'ın Haziran'da kupayı kaldırıp kaldırmayacağı merak ediliyor. Şampiyonluğu yine kaçıran camiada gözler artık finale çevrilmiş durumda. Pandeminin gölgesinde sessiz sedasız ayak bastığı İstanbul'da imzayı attığında aslında biraz buruktu. Ertesi gün kaçırılan kardeşinin kurtulduğu haberi geliyor, Ekvadorlu oyuncunun yüzündeki ifade değişiyordu. Türkiye'deki ilk sezonunda ligde 34 maçta sahne almış, 12 defa da fileleri havalandırmıştı. Türkiye Kupası'nı sayarsanız toplamda 13 gol atmıştı. İkinci sezon derseniz ligde sönüktü, Avrupa'da parlak. Ligde 7, Avrupa sahnesinde 5 defa gol bulan oyuncu takımına yine kupa getirememişti. Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına geçiren yönetim bu sezon artık hasreti dindirmek istiyordu. Her sezona aynı parolayla başlayan camia şeytanın bacağını kırabilecek miydi? Cevabı bu videonun kahramanında saklı. İkinci baharını yaşayan Valencia bu sezon tüm rekorları alt üst ediyor, attıklarıyla Kanarya'yı şahlandırıyordu. Kim bilir o olmasa yarış çoktan gazı kaçmış kola kıvamında olacaktı. 2022-23 sezonuna harika bir giriş yapan forvet ilk 3 haftada tarifeyi bozmuyordu. Önüne gelene ikişer tane atan yıldızı kim dur diyecekti. 4. haftada Konyaspor karşısında gördüğü kırmızı kart hızını biraz kesiyordu. Söylemeye gerek yok, bu karar uzun süre tartışılıyordu. 5-4 biten Karagümrük maçında hat-trick yapan yıldız maç başına bir golden fazla atıyordu. Dünya Kupası öncesi son maçında da Giresunspor filelerini havalandıran forvet Katar yoluna düşüyordu. O güne kadar ligde 13, Avrupa'da 2 tane atan Valencia, 47 ayın sultanında açılış golünü atıyor, ülke tarihine geçerek turnuvayı 3 golle noktalıyordu. Katar sonrası dizinden geçirdiği hafif sakatlık camiayı korkutmuştu. İleride Batshuayi ile ortaklığı sarı lacivertlilerin ilacıydı. Fakat Belçikalı'nın yer yer kopukluğu canları sıkabiliyordu. 15 Ocak'ta yine gollerini sıralamaya Gaziantep'te başlayan Süpermen, 2 hafta sonra Kasımpaşa ağlarını 4 kez sarsıyordu. Maçtan önce eşi Sharon'a "Kariyerimde bir maçta hiç 5 gol atmadım" diyen forvet, karşılaşmadan sonra "Yine yapamadım" demişti. Kimilerinin gözünde GOAT'tu, yakaladığı form aklın sınırlarını zorluyordu. Malum 6 Şubat'taki depremden sonra binlerce hayat donuyor, ülkede spora bir süreliğine nokta konuyordu. Liglerin demir almasından sonra hız kesmeyen Fener Valencia, milli maç arasına 21 karşılaşmada 25 golle giriyordu. Leblebi gibi gol atan Süpermen için sezonun kırılma anı Beşiktaş maçıydı. Kim bilir o penaltıyı atsa Fenerbahçe 2014'ten beri süren şampiyonluk hasretini dindirecekti. Tabii o da insandı, haliyle beyaz noktada hata yapabilirdi. O kaçan atıştan sonra Kadıköy'de kabus yaşanıyor, bir kişi eksik Kartal farklı kazanıyordu. Hayatının sezonunda sonradan biraz hız kesen Valencia, Antalyaspor filelerini sarsarak bir sezonda en çok gol atan Fenerbahçeli oldu. Daha önce Tanju Çolak'la Aykut Kocaman tüm kulvarlarda 32 gol atmıştı. Sadece lige bakarsanız Alex'i geride bırakarak bir sezonda en çok ağları sarsan yabancı oldu. Galatasaray ağlarını bulursa Aykut'u geride bırakacak, lig tarihinde en çok gol atan Fenerbahçeli olacak. Tüm bunlara rağmen kuvvetle muhtemel Beşiktaş maçında kaçırdığı penaltıyla hatırlanacak. Asla yılmayan, ne olursa olsun sahaya çıkan Valencia, çimlerde sihrini konuşturmaya devam ediyor. Bazen çok top kaybediyor, bazen "bu nasıl kaçtı" dedirtiyor. 90 dakika bittiğinde bir de bakıyorsunuz yine ağları sarsmış oluyor. İkinci baharlara meftun olan bu topraklarda onunki de asla unutulmayacağı benziyor.
Gelin öyküyü başa saralım, onu biraz daha yakından tanıyalım. Her şey 4 Kasım 1989'da başlamıştı. San Lorenzo kasabasında doğan o bebek futbolla hayata tutunacak, uzun kariyerinde Türkiye'de de gollerini sıralayacaktı. Kalabalık bir ailenin çocuğuydu. Fakirliklerinin haber değeri yoktu. Söylemeye herhalde gerek yok, annesi Bolivya'nın karnını en sıkı tekmeleyen de oydu. Aile sütçülükle geçiniyor, babası Remberto sokaklarda süt satıyordu. Zaman zaman ona yardım eden Ener, daha küçükken futbola aşık oluyordu. Bazen bir top da ayağındaki, bazen bir plastik şişe, kimi zaman bir bez top, bazen bir paçavra. O ne olursa olsun bu oyunu oynayacaktı. Başarmak alın yazısıydı. Aklı fikri toptaydı. Ailesine okula gidiyorum diye yalan söyleyen ufaklık saatlerce top kovalıyordu. Okumak istemiyor, futbolcu olmak istiyordu. Bir gün Caribe Junior tarafından keşfedildiğinde 15'indeydi. Futbol haritasındaki yeri düşünüldüğünde Ekvador'da bundan iyisini o günlerde pek beklememeliydi. Caribe'nin dünya futboluna armağan ettiği 2. Valencia'ydı. Kendisinden 4 yaş büyük olan Antonio, İspanya'da başladığı Avrupa kariyerine, daha sonra İngiltere'de devam edecek, yıllarca Manchester United forması giyecekti. Premier Lig'de birbirine rakip olacak iki Valencia'nın yolu milli takımda kesişecekti. Futbolu Karibi altyapısında öğrenen delikanlı, 19'unda Ekvador'un en büyük takımlarından Emelec'e transfer olmuştu. İlk kramponlarına süt satarak kavuşabilen Ener'in attığı imzaya rağmen ekonomik durumunun düzelmesine daha vardı. Kulübün stadyumundaki küçük göz odalarda kalan delikanlının kendisini ispatlaması lazımdı. İlk sezonlarında göze giremeyen Valencia'nın kaderi teknik direktörlük koltuğuna oturan bir Arjantinli ile değişiyordu. Tesadüf bu ya, Emelec'te beraber çalışan ikili 13 yıl sonra Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek, forvetin golüne rağmen Sevilla gülecekti. Evet, Valencia'ya 2010'da formayı veren Sampaoli'ydi. Sampaoli'nin takımdan ayrılmasından sonra göreve gelen Quinteros, o güne dek kimsenin yapmadığını yapıyor, mahallede, sokakta bir ton gol atan o çocuğu en ileri yerleştiriyordu. Kanattan santrafora evrilen Valencia yeni mevkisini çok seviyordu. 2012'de ligde 40 maçta 13 gol atan çiçeği burnunda santrafor, milli takıma da yükseliyordu. 2013'te Emerek, Quinteros'un önderliğinde 11 yıllık hasreti dindirerek şampiyon olmuştu. O sene Valencia, Güney Amerika'nın kulüpler düzeyinde 2 numaralı organizasyonu olan Copa Sudamericana'da parlasa da ligde nispeten tutuk bir görüntü çizmişti. Şampiyonluktan sonra kuş yuvadan uçuyor, Pachuca'ya transfer oluyordu. İlk Meksika seferi kısa sürecek, 24 maçta 18 gol atan Süpermen, 2014 Dünya Kupası'nda yıldızlaştıktan sonra Londra'ya yerleşecekti. Bonservisine 15 milyon avro ödenen oyuncu artık West Ham formasını terletecekti. Kulübe dair pek bir fikri yoktu. Sadece taraftarının pek tutkulu olduğunu biliyordu. Zira o kült filmi o da izlemişti. Green Street Hooligans'ı size hararetle tavsiye etmeli, başrolünde Elijah Wood'un oynadığı o filmi daha çok futbol sever izlemeli. West Ham taraftarı onu korkutmuyordu. Futbolun bambaşka bir tutku olarak yaşandığı topraklardan geliyordu. Bir derbi mağlubiyetinden sonra Ekvador'da sokakta dolaşmanın ne kadar zor olduğunu İngiliz basınına verdiği röportajda dile getirmişti. Herhalde bizim topraklarda bu bakımdan ona ziyadesiyle tanıdık gelecekti. Adadaki ilk sezonu 2014-15'teydi. İlk Tottenham karşısında sonradan oyuna dahil olan Ekvadorlu, Premier Lig'de siftahı artık Acun Ilıcalı'nın takımı olan Hull City karşısında yapıyordu. İlk sezonunda toplam 37 maçta sahne alan Valencia, 5 defa fileleri sarsmıştı. Ertesi sezon sakatlıkların gölgesinde toplam 24 karşılaşmada görev yapabilmişti. Gol sayısı 4'tü. 2016-17 sezonuna Londra'da başlayan Valencia, bırakın Süpermen'i, güçten iyice düşmüş Clark Kent gibiydi. Kiralandığı Everton'da 21'i Premier Lig olmak üzere 23 maça çıktıktan sonra İngiltere macerası noktalanıyordu. Meksika'nın iddialı ekiplerinden Tigres, yaklaşık 5,5 milyon avro karşılığında Valencia'yı renklerine bağlamıştı. Tatsız ada macerasından sonra Valencia tekrar süper güçlerine kavuşuyordu. En iyi futbolcu olmakla kalmamış, takımını açılış liginde şampiyonluğa taşımıştı. İlk sezonunda tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 17 gol atan forvet,
kendisini bulmuştu. 2019'da Kaplanları bu sefer Kapanış Ligi'nde zafere ulaştırmıştı. 1 Mayıs'ta Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi'ni Tigres'i deviren Monterrey kazanırken organizasyonun gol kralı Valencia olmuştu. Meksika'da geçen 3 yıl, 118 maç ve 34 golden sonra yeni bir heyecan isteyen Valencia, İstanbul'a inerken yoluna CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde devam eden arkadaşları yıl sonunda taçlanıyordu. Futbol dünyasında uzun yıllar haritada bir noktaydı Ekvador. Bazılarımız için coğrafya derslerinde gördüğümüz hayali çizginin adı. Yeri gelmişken bir kuşağa dünyayı tanıtan Barış Manço'yu müsaadenizle anmalı. Ekvator çizgisinin üstünde sabit duran bir cismin kuzey yarımkürede bir yöne, güneyde ise aksi yöne döndüğünü biliyor muydunuz? Evet, gayet net görüyoruz. Saman çöpü saatin istikametinde kuzey yarımküresinde böyle dönüyor. Halbuki 1 metre bir tarafta güney yarımküresinde ters istikamete dönüyordu. Bu inanılmaz olayı gözlerimize gördük. Hakikaten işte yarım metre gidiyorsunuz. Su böyle dönüyor. Yarım metre belirli su bu tarafa dönüyor. İşte 1980'lerde çocuk olanlar bunu Barış abilerinden duymuş. Belki de ilk kez Ekvador'la televizyonda tanışmıştı. Ülke olanın Ekvador, çizgininse Ekvator diye yazıldığını öğrenmemize daha çok vardı. Dünya Kupası'nı yeni bin yıla kadar ekranlardan takip eden o ülke 47 ayın sultanına ilk kez 2002'de merhaba diyordu. 2006'da sürpriz bir şekilde gruptan çıkan üç renkliler daha sonra 2014 ve 2022'de de Dünya Kupası'nda sahne alıyordu. Son iki turnuvada yıldızlaşansa Ener Valencia'dan başkası değildi. Ekvador tarihinin en golcü futbolcusu olan Valencia, 2012'de Honduras'la oynanan bir hazırlık maçında milli takım formasıyla tanışıyordu. Ertesi yıl Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden ülke Katar'dan gelen bir haberle sarsılıyordu. 58 maçta 24 defa ağları sarsan milli takımın golcüsü Cristian Benitez ölmüştü. 1.68'lik santrafor kalbine yenik düşmüştü. Ekvador'un hocası Reinaldo Rueda sihirli formülü buluyor. Daha önce Emelek'te kanattan santrafora alınan Valencia'yı en ileriye yerleştiriyordu. Averajla Dünya Kupası bileti alan üç renkliler de Süpermen'in dönemi başlamıştı. Yine bir Honduras maçında hesabı açan Valencia, 2014'te oynadığı hazırlık maçında iyi bir görüntü veriyordu. Avustralya karşısında gol atmış, asist yapmış, hatta takımına bir de penaltı kazandırmıştı. Meksika'ya boyun eğdikleri gün ülkesinin şeref sayısını atan forvet sonradan İngiltere'yi de üzmüştü. 2014 Dünya Kupası kadrosuna alındığında şaşıran yoktu. Brezilya'daki turnuvaya harika başlayan Valencia, İsviçre karşısında perdeyi açıyordu. Altın Kafa sihrini yeryüzünün en büyük organizasyonunda da konuşturmuştu. 90 dakika sonunda yazan 2-1'lik mağlubiyetten sonra Ekvador'un umutlarını sürdürebilmek için Honduras'ı mutlaka devirmesi gerekiyordu. Tesadüf bu ya, rekorunu kırdı Alex de Souza'nın doğduğu Curitiba'da attığı 2 golle ülkesine galibiyeti getirmişti. Rueda'nın öğrencilerinin son rakibi güçlü Fransa'ydı. İsviçre, grubun en zayıf halkası Honduras'ı devirirse Ekvador'un horozları yenmesi gerekiyordu. Maracana'dan gol sesi çıkmazken Shakiri'nin hat-trick'i Avrupalıları son 16'ya çıkarmıştı. Dünya Kupası'nı 3 golle kapatan forvetin milli takımdaki bir sonraki önemli turnuvası Copa America'ydı. 2015'te Ekvador yine gruptan çıkamazken belki de tek tesellileri 2-0 yenildikleri ev sahibi Şili'nin kupayı kaldırmasıydı. Organizasyonu 2 gol, 1 asistle noktalayan Süpermen Bolivya karşısında penaltı kaçırmıştı. Beyaz noktada hata yapmasa onlar turlayacaktı. Ertesi yıl yine Copa America heyecanı vardı. Dünyanın milli takımlar düzeyindeki en eski organizasyonun 100. yılını taçlandırmak için yapılan turnuva Amerika'daydı. Penaltılarla Arjantin'i deviren Şili, unvanını korurken Ekvador gruptan çıkmayı başarmıştı. Daha önce tarihinde 2 defa 4. olan ülke heyecanlansa da çeyrek finalde ev sahibine boyun eğmişlerdi. Süpermen'in hanesinde yazan gol sayısı yine 2'ydi. 2019 Copa America, üç renkliler için tam bir hayal kırıklığıydı. Valencia bir kez ağları bulurken takımı grupta sonunculukta kalmıştı. 2021'de Messi kariyerindeki ilk Copa America'yı kaldırırken çeyrek finalde Ekvador'u rahat geçmişlerdi. Bizimkisi turnuvayı boş geçmişti.
8 Ekim 2021'de Bolivya ağlarını havalandırdığında Ekvador milli takımının en golcü oyuncusu unvanını ele geçiriyordu. Türkiye'de yakaladığı formla dikkat çeken Süpermen Katar'a umutlu gidiyordu. Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador Katar'ı 2-0 geçerken iki defa fileleri sarsan Yıldız, ülke tarihinin Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncusu da olmayı başarmıştı. Gollerine Hollanda karşısında da devam eden Valencia, 2014'ten sonra 2022'de de aynı tarifeyi uygulamış, turnuvayı 3 golle kapatmıştı. Ekvador'un Dünya Kupası'nda attığı son 6 gole de o imza atmıştı. Tarihte daha önce bunu başaran 3 oyuncu vardı. 1966'da Portekizli Eusebio, 1982'de İtalyan Paolo Rossi ve 1994'te Rus Oleg Salenko. Tabii onların bir turnuvada yaptığını o iki şampiyonada 8 yıl arayla başarmıştı. Bu arada Salenko'nun bir dönem Türkiye'de sahne aldığını hatırlıyor musunuz? Milli takımda son golünü Dünya Kupası'nda Hollanda'ya atan Fener Valencia, bugüne dek Ekvador formasıyla 38 defa fileleri sarsmış durumda. Rekorunun uzun süre kırılması beklenmiyor. Ekim 2016'da yapılan bir maçta yaşananlar tüm dünyada haberleri süslüyordu. Yeşil sahalar bir komediye sahne oluyordu. 2018 Dünya Kupası için eleme maçları yeryüzünün dört bir köşesinde sürüyordu. Ekvador'un Şili'yi ağırladığı gün olanlar unutulmazdı. Hollywood filmlerini andıran öykünün başrolünde Valencia vardı. Aslında her şey o günlerde Everton'da kiralık oynayan futbolcunun ilk eşinden ayrılmasıyla başlamıştı. Karı koca çocukları yüzünden mahkemelik oluyor, Valencia nafaka ödemeye mahkum ediliyordu. 2 yıl içinde kızı için 100 bin dolar ödeyen forvet ayrıca velayeti de almayı başarmıştı. Bunun karşılığında eski karısına nafaka ödemeye devam ediyordu. Eski eşinin mücevherler ve lüks araba aldığını iddia eden Valencia, o miktarı vermeyi reddedince film şeridi kopuyordu. Mahkemeye başvuran Cynthia, futbolcu hakkında tutuklama kararı çıkarıyordu. 6 Ekim'deki Şili maçı öncesinde polis onu tutuklamak istese de teknik heyet ve takım arkadaşları onu bırakmamıştı. İlk 11'de karşılaşmaya başlayan oyuncu, 80. dakikada bir anda kendini yere bırakıyordu. Sahaya giren sağlık ekipleri ona müdahale ediyor, oksijen maskesi takıyordu. Sonrası komedi filmi gibiydi. Bir golf arabasına alınan oyuncunun peşinden koşan emniyet güçlerinin videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyordu. Bu şekilde kaçırılan golcü hakkında önce tutuklama kararı kaldırılıyor, o da borcunu ödeyince mesele bir şekilde çözülüyordu. En azından bir süreliğine. Yıllardan 2019, Miami'den gelen bir haber dünyada çok yankı bulmasa da Amerika'da haberdi. Bir çift 7 yaşındaki çocuklarını arabada kilitli bıraktıkları gerekçesiyle kumarhanede tutuklanıyordu. Küçük kızın annesi Valencia'nın ilk eşi Cynthia'ydı. Yanında sevgilisi vardı. Annesinden alınan Beyra bir yurda yerleştirilmişti. 28 Ekim'deki duruşmada kefalet 5000 dolar olarak belirlenmiş, anne kızının velayetini geçici olarak kaybetmişti. Oğlu David'in Meksika'daki doğumundan sonra Amerika'ya uçan futbolcu kızının yanına koşuyor, ona sımsıkı sarılıyordu. Valencia'nın eski eşi için hep söylediği, verdiğim nafaka ile lüks bir hayat sürüyor, mücevherler alıp kumar oynuyor ifadesi o an kulaklarda çınlıyordu. Sonradan anne için tutuklama kararı çıkacak, çocuğun velayetini baba alacaktı. İlk eşiyle yaşadıkları magazin sayfalarını süsleyen forvet, sonradan Sharon Escobar'la evlendi. İstanbul'da oldukça mutlu bir görüntü çizen çiftin 3 çocuğu bulunuyor. Amelia, Analia ve David. Beyra da onlarla İstanbul'da yaşıyor. Süpermen'in çocukları çubuklu formayı pek sevmişe benziyor. Zaten Ekvador'un forması da Fenerbahçelilere haliyle sevimli geliyor. Süpermen'in Fenerbahçe'ye imza attığı gün aklı memleketindeydi. Tören sırasında 10 gün önce kaçırılan kız kardeşi Ersi'den henüz bir haber yoktu. Takvimler 18 Ağustos 2020'yi gösteriyordu. Ekvador'dan gelen bir haber Türkiye'de de duyulmuştu. Bir dönem Premier Lig'de top koşturan Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırılmıştı. Ekvador'un San Lorenzo kasabasında Ersin'in evini basan 8 silahlı kişi 28 yaşındaki kadını beraberinde götürüyordu.
Nehre atlayan kocası saldırganlardan bir şekilde kaçmayı başarmıştı. İddialara göre milli futbolcudan 1,5 milyon sterlin kadar bir fidye istenmişti. Hemen harekete geçen yetkililer 29 Ağustos'ta Ersi'yi ormanlık bir arazide sağ salim bulmuştu. Gelen haber üstüne Valencia sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıyor, herkese teşekkür ediyordu. Biz de Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda transferi sayesinde haberi yakından takip ediyorduk. Ekvadorlu yıldız yeni kulübüne attığı imzanın tadını artık çıkarabilirdi. Başkan Ali Koç döneminde gelen sayısız forvetten biri Ener Valencia. Şüphesiz onların en istikrarlısı, çimlerde takımının en kararlısı. Kramponlarına süt sağarak kavuşabilen o çocuk, parasızlıktan statta kalarak bugünlere gelmiş durumda. Film gibi öyküsü seneye beyaz perdeye aktarılacakmış. Tarihte Ekvador milli takımı adına en çok gol atan o. Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla en çok ağları sarsan o. Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en golcü yabancısı o. Jorge Jesus'un yönetiminde hayatının sezonunu geçiren Valencia bu sezon şimdilik 33 gol, 7 asistle oynuyor. Fakat şampiyonluğun kaçtığı noktada sanki ayrılık yakın gözüküyor. Düne kadar ona Süpermen diyenler yeni transferi çoktan beklemeye geçmişe benziyor. Hayatının sezonunda kırdığı rekorlara rağmen birçokları yıllar sonra kaçırdığı penaltıyı hatırlayacak. Futbolda yaşam kadar acımasız.